Merhabalar, yayına hoş geldiniz. Bu akşam bayağı ilginç bir konumuz var. Bu konuyu mümkün olduğu kadar böyle değişik bir şekilde, akıllarda kalacak bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz. Bakalım şeyi çağıralım. Emel Hanım'ı. Merhabalar. Evet, merhaba, iyi akşamlar herkese, Ya, hocam, iyi akşamlar. selam. Herkese iyi yıllar diliyoruz. İnşallah Evet, iyi yıllar. sağlıkla sıhhatle diyelim en başı her şeyin en başı. Nasılsın? Evet, İyisin inşallah. Çok yoğunsun bugünlerde. hocam öyle oldu. Böyle ayak sesleri duyuluyordu zaten ama yeni yılın ilk günlerinde yoğunluk devam ediyor. Ama iyiyim vallahi, ne olsun. Ben de buradan temennilerinize katılıyorum. Herkese böyle bol şifalı, sağlıklı, güzel bir yıl geçirmesini diliyorum herkesin. İnşallah hepimiz için öyle olur. Başta sağlık, huzur, mutluluk diyelim ama sağlık böyle eskiden öylesine söylenirdi ya, işte sağlık Nasıl olsun, şudur budur başka bir falan anlamda olsun. Şimdi evet. gerçekten böyle artık demir gibi bir temenni oldu, demirbaş oldu. O yüzden önce sağlık, şifa dolu bir yıl diliyorum herkese. Siz Evet. nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bir, aynı bir şekilde bir yoğunluk var benim de. Yazılar yetiştirdim sağlara sollara. Her şey yolunda. Bugün Evet, benim evet. için özel bir gün. Yaş günüm. Tesadüf denk geldi öyle. Evet, Ama kaç yaşında evet. ısrar etmeyi söylemem. Evet. Nice, Evet. nice sağlıklı yıllara hocam. Teşekkür ederim. 50 yıllık arkadaşım Cavit Yorulmaz da geldi. Tam 50 yıl. Oo, maşallah. Hatta Cavit 51, 51 yani. sesleri, selamlar o zaman buradan herkese. Söylemeyecektim de ortaya çıkardım neredeyse. 51 oldunuz. 50 yıllık Kimya dostum mühendisliğinden. arkadaşıyız. 51 oldunuz hocam. Evet. 51 buçuk desek hadi taş çatlasa. Bugün çok ilginç bir konumuz var. Her dakika bu konu konuşuluyor. Çok güzel üzerine bahis edenler de var. Yani bazıları ben de çok beğenerek dinliyorum kardeşlerimizi. Bugün biraz daha değişik bir yönünden bakmaya gayret edeceğiz. Bir de yeni bir tez de çıkıyoruz. Çöl ve bulut tezi var. Çöl ve bulutta bir espri var. Bunu ilk defa duyacaksınız. Çünkü ben de ilk defa söylüyorum yani. Evet. Onun için ben de bu fikir aklıma geldiğinde ben de ilk defa duymuştum. Şimdi onu konuşacağız. Bugünkü ana konu direkt başlayalım istersen. Bugünkü Olur. ana konu Hocam, bir de hatırlatmamızı da geçelim isterseniz. Şimdi yeni yılla birlikte programı artık ha, saat 10'da, ben mi söyleyeyim, siz mi öyle, söylersiniz? öyle, öyle Yani lütfen. saat yine 10'da başlatıyoruz. 11'e kadar bir saatlik süreçte yapacağız. Fakat bunun bir kısmını, yani kapanışa yakın, artık 15 dakika mı olur, 20 dakika mı olur hocam, değil mi? Duruma göre. Evet, evet. Sizin sorularınızı Biraz bırakacağız. geçebilir de, yani 11'i biraz geçebiliriz o nedenle. Ama yani Evet, prensip olarak böyle sorularınız bir saat, bir kalmış. saat 10 dakikalık bir süre içinde 45 dakika ana konuyu işleyip ondan sonra kalan 15-20 dakikada sizlerin fikirlerinizi duyurma, yani Tamam, fikir de duyurabilir söyleyeceğim. biraz. Evet, Bir de soru olur. sorabilirsiniz. O sorulara mümkün olduğu kadar, aklımızın erdiği kadar cevap vereceğiz. Yani daha Sorularımızı toplayarak interaktif, küçük grup olmanın tadını çıkartalım. kapanışa yakın sorularınızı alırız dediğiniz gibi hocam. Bir de iki kere şimdi sordular, söyleyeyim. Neptün gezegenden geliyor. Neptün gezegeni.
Ben de işte ne kadar artık takip ediyor muyum, etmiyor muyum işte öylesine, ama balık burcuyum. Balığın da gezegeni. Şimdi öyle bir mavi gezegen. Tamamen gezegenden geliyor. Bir de su mizacıyım. Hep ondan geliyor Neptün. Kosi'de gür saç demek. Yani onu hep karıştırıyorum çünkü yani onu eşim daha iyi bilir, ama gür saç demek saç anlamına geliyor Balkanlarda. Evet. Böyle yani anlamı Ne kadar güzel. böyle. Çok güzel. Ben Bugünkü evet. başlayayım Buyurun. o zaman. Bizim posterin ana başlığıyla gerçeğin çölüne hoş geldiniz Evet. dedik ana başlıkta. Yani kimileri aşina bu programlarda biliyorlar hani gerçeğin çölü nedir ne değildir, ama tabii ki bilmeyenler de vardır. Bir takım gizli detaylar var, onları da siz aktarıyorsunuz. Hangi filmde ilk duymaya başladık hocam ve asıl çölden kasıt nedir? Evet. Bugün zaten ana konumuz çöl ve bulut. Şimdi önce çölü konuşalım, sonra bulutu, sonra çöl ve bulut bir arada ne anlama geliyor bakalım. Umarım ilginç bulacaksınız. Şimdi bu programı hazırlarken aklıma gelen bir sözü sizle de paylaştım biliyorsunuz. Gerçeklik bu zamanlarda gerçeklik işlenmiş gıda gibi. Yani içinde nitrit var, emülgatör var. Organik gerçeklik yok. Ama en organiği bizde diye pazarda satış dehşet. Bugün Evet. organik gerçeklik var mıdır? Onu konuşacağız. Yoksa bu emülgatör nitritli ve içinde daha bir yığın katkı maddesiyle bezeli olan, artık eski haline hiç benzemeyen bir gerçeklik mi var? Şimdi onu konuşacağız ama önce gerçeğin çölünü. Şimdi onun telaffuzu için biraz çalıştım. Şimdi normal ben Baudrillard diyorum ya da Baudrilla denebilir. Hani Fransa'da da o son harfler söylenmez ya. Baudrillard. Birazcık araştırdım. Baudrillard. Bu daha umsuz söylüyorlar. Neyse biz onun orta yoldan gidelim. Baudrillard diyelim. Türkçesini. Evet. Yani kendisi bir Fransız, hem sosyolog hem bu medya tahsil etmiş ve postmodernizm, işte sosyal medyanın konumu falan gibi. Onun ortaya attığı çölle söylediği bir kavramdır. Gerçeğin çölünü 1999 yılında, bakın Kurtuluş Yok değil mi? Afişimizde de var. Sizi afişten de belli oluyor yani. 1999 yılında Matrix filminde biliyorsunuz Neo ilk şaşkınlığı yaşar. Zaten şüpheleniyordur. Ya bu yaşadığım hayat gerçek hayat mı diye zaten şüpheleniyordur. O şüpheleri böyle içinde onu yaşıyor. Sonra başına ilk olaylar gelir. İlk olaylar gelir. O ilk olaylar geldikten sonra Morpheus'la tanışır. Morpheus, morfin isminin esinlendiği uyku tanrısı Yunan'da ve bütün her isim tabii bir anlamı var. Morpheus ona esas ne olduğunu anlatır. Yani sen şu anda o yaşadığını sandığın hayatta değilsin. Bir cam haznede oturuyorsun ve o yaşadığını sandığın, çalıştığını sandığın yer öyle bir yer yok. O bir simülasyon. Tabii Neo böyle şokla baktığında gerçeğin çölüne hoş geldin der. Çok iyi İşte bir sahne. evet, orada tam vurucudur. İşte orada gerçeğin çölüden kasıt simülasyondur. Simülasyon Baudrillard'a göre hiper gerçeklik haline dönüşmüştür. Mesela en güzel anlattığı yerden anlatayım ama sonra Borges'in haritacılarından esas anlatacağım. Önce Borges'in haritacılarını. Şimdi gerçeğin çölünü anlatırken Baudrillard, Borges'in bir öyküsü vardır. Öykü çok basit. Ben çok severim Borges öykülerini. Bugün size bir öyküsünden daha bahsedeceğim. En sonda. En sona doğru diyelim. Şimdi
Haritacılar bir imparatorlukta, Fi tarihinde, geçmiş zamanda, kadim zamanlarda haritacılar ülkenin derler haritasını yapalım. Böyle 8-10 tane çok müteşebbis, böyle enerjisi bitmeyen, tükenmeyen haritacılar başlarlar ülkenin haritasını yapma. Önce böyle küçük bir harita yaparlar, sonra daha büyük harita yaparlar. Sonra yaptıkları harita odalara sığmaz. Ya derler çıkın, gelin kırlara çıkalım, daha büyük bir harita yapalım. Böyle bütün ayrıntılar görülsün. Sonra onunla da şey yapamazlar, haritacılara katılanlar olur. En sonunda yıllarca, 100 yıl uğraşarak ülkenin büyüklüğü kadar bir harita yaparlar. Ve bir an gelir, harita mı gerçek, esas gerçek, ülkenin şu bastığın toprak mı, harita mı daha gerçek, ayırt edememeye başlarlar. Ayırt edememeye başlarlar. O zaman çok tuhaf da bir şey olur. Bütün imparatorluklar sonsuz devam etmez biliyorsunuz. İmparatorluklar böyle bir yerde büyüyen, sonra parçalanan şeylerde, yani bütün dünya tarihi bu parçalanmış imparatorluklarla doludur. O imparatorluk da parçalanırken haritalar da parçalanmaya başlar. Hatta böyle çölde yürüyenler bir yerde bir harita parçası bulurlar. Aa derler, bu ne acaba? Nerenin şeyi, ülkenin haritası acaba, anlayamazlar. Toprak parçası gibidir. Ellediklerinde ufalanır. Yani haritayla gerçekle, gerçek toprakla harita birbirlerine dönüşmüşler ve ülkenin elden gitmesiyle haritada küçülmeye, dökülmeye başlar. Yani imparatorluktan toprak koptuğunda haritadan da o parça eksilir. Bazen de haritadan bir parça eksilir, o toprak parçası yok olur. Ve hiç kimse o toprak parçasından bahsetmez. Belleklerden de silinir. Hani böyle bir masal, bu tür bir öyküdür bu. Baudrillard bu öyküden bunu örnek verir felsefesinde. Der ki aynı o haritacılarda olduğu gibi artık hiper gerçeklik vardır. Hatta bir tane anlattıklarından biri o kadar güzel, öyle güzel anlaşılıyor ki. Bakın simülasyon duyuyoruz ama simülasyonun ne olduğunu güzel idrak etmeliyiz. En başta da ben olmak üzere. Yani çünkü her simülasyon deyince çok kolay bir laf telaffuz ediyoruz. Fakat ne olduğunu anlamıyoruz. Hayat simülasyon dediğinde o zaman bir şeyi çok ucuzlatıyoruz. Çok kolay, çok basit. Başka bir şey. O tehlikeli bir yere gidiyor. Onu engellemek için o simülasyonu en doğru yerde, hatta onun bir şey bilincinde, böyle tuhaf bir bilinçtir o şimdi konuşacağımız simülasyonun esas bilinci. Dolayısıyla şey der, simülasyon bir hasta taklidi yapan birinin yatağa girmesi gibi, yani gerçekte hasta değil ama hasta numarası yapan birinin yatağa girmesi gibi değildir der. Hasta olan biri yatağa girer, orada hasta numarası yapar, hasta olmayan biri. Ama hasta olmayacaksın, yatağa gireceksin ve hastalığın bütün semptomlarını göstereceksin. İşte simülasyon olur. Yani simülasyonu güzel, bunda bu çok güzel anlatan bir şeydir. Evet. Bu çok güzel anlatan. Üzerine çok tartışma çıkmış bir şeydir. Hatta çağdaş hayatta hiçbir şeyin aslı yoktur der. Yani şu anda tamamen simülasyondayız. Yaşadığımız hiçbir şey tamamen bir gerçekliğe dayanmaz der. Ondan sonra hiper gerçekliği anlatırken, hiper gerçeklik asıl ve gerçek bir şeye dayanmaz. Gerçeğin modelleriyle, hani bir zamanlar var olan bir gerçeğin modelleriyle bir tane kopya yaratır. Ama artık o gerçeğin kendisi değildir. Ama ona hiper gerçeklik denir. Yani terminolojiyi çıkarmıştır. Hiper gerçeklik, simülasyonun aslında ne olduğu. Ben en çok şeyi beğeniyorum. Bu hasta gibi hasta numarası yapan. Evet. Hasta numarası yapıp hastalığın bütün semptomlarını gösterenlerle. Şimdi bize dayatılan simülasyon, hasta olmadığı halde bütün semptomları gösteren bir toplum simülasyonudur. Yani ben şeye katılıyorum. Baudrillard'a katılıyorum. Şimdi bir de gerçeklikle sonsuza kadar ilişkimizin kesildiğini söyler. Yani o sonsuza kadar kesilmiştir. Bir daha gerçekliği asla bulamayacağımızı söyler. Sonunda bir karşı tezim olacak. Bir orijinal yaklaşımım da olacak finalde. Tamam. Önce Baudrillard'ın ne söylediğini
güzel anlayalım ki ondan sonra biz üzerine bir laf söylerken mesela en son şeyi kapatırken bu bahsi şey simülasyonmuş gibi yapmak değildir der. Hani aynı şey gibi oldu. Mış gibi yapmak yetmez. O mış neyse yani hastalık numarası yapıyorsan hastalığın semptomları. Mış gibi yapıyorsan o mış neyse mışı gerçek gibi yani esas gerçek değil ama o gerçekten yararlanarak modelleyerek mışı inşa etmen lazım. Yani öyle bir şeydir. Buna simülasyon diyoruz. Yani çok önemli. Şimdi bir daha simülasyonun bunun üzerinden şey yaparken şimdi bakın bir de kendisinin bir lafı var. Ben onu okumayı tercih ediyorum ki kısa söyleyebileyim. Hem de biraz kendi cümlesini de hissedelim. Kendi cümlesini de biraz hissedelim. Şuraya bir çok kısa bir okuma metni yaptım. Bir de bir fikrim olacak tabii. Şimdi Baudrillard görüşüne göre orijinali gerçeği ilk örneği olmayan kendisi zaten kopya olan bir şeyin kopyasını anlatan bir terimdir. Yani bizim elimizdeki simülasyon da bir başka simülasyonun kopyasıdır. Gerçeğin kopyası değildir. Direkt gerçek kopyasını kabul etmiyor. Böyle uzayıp gidiyor bu taraf, zaten bu. Bu taraf çok açık olsun. Bu taraf çok açık olsun. Onun üzerine bir şey söylediğimizde. Bir de şöyle der. Şurayı bir okuyayım bakın. Simülasyonun tanımını yaptıktan sonra minyatür hücreler, matrisler, işte artık matrix anlayın, bellekler ve komut modelleri tarafından gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretildiği, gerçeğin artık işlemsel bir şeye dönüştürüldüğü, gerçekle ilişki kesildiği, gerçeğin geri döndürülemeyeceği simülasyon çağına girdiğimizi söyler. Şimdi buradan daha eğlenceli tarafa gireceğiz. Yani bu tarafın önce bu tarafı halletmemiz gerekiyordu. Simülasyon deyince ne dediğimiz tam anlaşılsın diye. Yani hep birlikte gerçeğin çölündeyiz. Yani hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldik. Hepimiz hoş geldik yani. Ve bayağı uzunca bir süredir de buradayız. Yani 3 senedir, 2 senedir, 5 senedir gelmedik. Bayağı uzunca bir süredir bu annelerimiz, babalarımız da gerçeğin çölündeydi. Şimdi benim düşüncem ise ilk baştan tezin bir kısmını söyleyeyim benim tezimin. Ben gerçeğin ama artık gerçek olmayan, gerçekten türemiş, gerçekmiş gibi iyi anlamda onu modelleyerekmiş gibi yapan bir simülasyon ve onun simülasyonları silsilesiyle yürüyen bir şey kastediyor değil mi gerçeğin çölü olarak? Hı-hı. Ben de diyorum ki gerçeğin çölü varsa bir de gerçeğin vahası olmalı. Gerçeğin vahası da hakikatten türeyen bir simülasyondur. Simülasyona itiraz etmiyorum. Ama ben hakikatten türetiyorum bunu. Şimdi Baudrillard'ın şeyi bence keşke onun üzerine tartışılsa. Belki de bir o konuda bir metin vardı. Sonradan birisi söylemiştir ona Fransa'da. Ya bir de hakikat diye bir kavram var. Hani o gerçekle gerçekten farklı. Hani gerçek değil, reality değil mesela. Yani Hollanda'ca söylersek burada arkadaşlar var Hollanda'ca bilen gördüm katılırken. Yani realiteit ya da Wahrheit de değil. Hakikatten kasıt mesela Ruslar söyleyebiliyor. Pravda diyorlar. Onlar pravda diyerek tam bizim hakikat hakikati kasteden bir kelimedir. Pravda gazetesi bile var biliyorsunuz. Şimdi ben de diyorum ki gerçeğin çölü varsa gerçeğin vahası da vardır ve bu vaha bütün dünya insanlarına açıktır. Yani insanlar gerçek söz konusu olduğunda bir çölde vahayı bula kaybede çölde yürürler. Ama vahayı bulurlar kaybederler, bulurlar kaybederler. Uzaktan görürler seraptır. Ama vardır. Serap ne demek? Başka bir yerde optik bir kırılmayla daha ileride gibi, daha yakında gibi görünüyor. Ama aslında var yani. Onun gibi bir şey are bulanlar. Şimdi bu konuşmalarımıza devam ettiğimizde bakacağız
Yani nasıl bir sonuca varacağız? Sizin sorularınızla, kendi değerli fikirlerinizle, fikirlerinizi buradan elimizden geldiği kadar okuyup herkesle paylaşmaya çalışacağız. Emel'de, bende. Böyle bir girmiş olalım birinci sorunun kapsamına. Şöyle bir girelim. Yani ez cümle, hep birlikte dediğiniz gibi gerçeğin çölündeyiz. Şimdi gerçekle tabii simülasyon bu kadar iç içe geçmişken tabii Matrix'ten yola çıktık haliyle. Kırmızı ve mavi hap var biliyorsunuz. Bunları kullanmanın esprisi nedir? Yani artık hani kırmızının anlamını maviyi biliyoruz ama neden bunlar önümüze çıkıyor? Şimdi 1999'un sonbaharında tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Amsterdam'da şehir merkezinde büyük City sinemasının birinci salonunda Matrix'i seyreder, ağzım açık seyrettim. O teknoloji, o böyle şey, o kadar çok şeyi ıskaladım, kaçırdım ki filmde. Ama her zaman yaptığım gibi ben bir hafta sonra ikinci defa giderim. Artık beni çok şaşırtacak bir tarafı yok. Dur. Yani oysa büyük şaşırtıcı şey azalmıştır. Ondan sonra daha fazla ayrıntıya dikkat edebilirsin. Öyle çok idman yaparım filmlerde. 2, 3, 5, 8, 10 defa seyrettiğim filmler vardı. Yani şimdi ben filmi seyrettim 99. Sonra ikinci Matrix, üçüncü Matrix, sonra Any Matrix filmleri geldi. Onları da seyrettim. 2003 yılı oldu. Aradan biraz zaman geçti. O sırada tabii bir romandan bir romana dergicilik, şeycilik falan böyle çok yoğun ama inanılmaz yoğun bir tempom ve çalışmam var. Fakat kafamda Matrix üzerine bir rahatsızlık var kafamda. Şimdi gerçeğin çölü dönüyor kafamda. Baudrillard'da okumuşum ya, simülasyon bu demekse eğer falan. Birdenbire şöyle bir fikre kapıldım. Ya dedim, kırmızı da mavi de işe yaramaz. Yani kırmızıyı alarak gerçeğin içine giremezsin. Simülasyondan gerçeğe adım atamazsın ki. Yani mümkün değil ki adım atmak. Peki mavide kalmak nasıl oluyor? Neon'un, çünkü o kendi hayatının gerçek olduğuna, bir iş yeri olduğuna, akşamları da hackerlık yapıyordu. Bayağı bir maceralı bir hayatı var. Gündüz de böyle bir programcıydı. Yani gene kafayla ilgili bir işte çalışıyordu. Şimdi oturdum. Morhap diye bir yazı yazdım. 2004'te yazdım tahmin ediyorum. 2005'te yayınladım onu. Amsterdam, evet. Evet, Amsterdam yazı. Şimdi size o yazımdan, o yazımın linkini yarın filmleri şeyleri yaparken yarın böyle belki çok sabah öğlenden yapamayacağız. İkimizin de çok yoğun. Ama akşama doğru, akşam falan size afişi, her şeyi ileteceğiz. Ben size yazının linkini de vereceğim. Şimdi o yazıdan bir küçük pasaj okuyacağım. Yalnız çok ilginç bir şey. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra Slavoj Žižek, önceden onu söyleyeyim, altta o bahis var ama bir yazı yayınladı. Yalnız 2006'da filmi 2006'da gördüm Allah'tan. Dedi ki o yazıda, ya dedi belki dedi üçüncü bir hafta gerekir falan ama 2006'da. Ben 2005'te yazıyı yayınladım. Dijital ortamda duruyor yani. Ondan sonra o kadar hoşuma gitti ki Žižek'in de şeye itiraz etmesi. Ama o mor benim yaptığım gibi söylemedi. O başka bir şey söyledi. O şöyle söyledi. Çünkü izledim. Onun da linkini vereceğim size. Küçük kısa bir filmdir. Çok yararlı bulabilirsiniz. Ben Žižek'in son 10 senede yaptıklarını çok fazla şey yapmıyorum. Ama ilk 10 senede, 2000'in ilk 10 senesinde bayağı iyi performansları var. Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki kırmızının içinde mecburen bir miktar mavi olması lazım. Mavi hapın, mavinin de içinde bir miktar kırmızı olması lazım. Çünkü bunları hiçbir zaman
tamamen saf hale getiremeyiz diyor. Ben böyle düşünmüyorum ama bunu ondan duymak beni ne kadar mutlu etti. Çünkü acaba bu mor hap demekle ne yaptım falan birden çok hoşuma gitti Zizek'ten bunu duymak. Onun linkini de vereceğim. Merak edenler kısa bir filmdir. Filmler hakkındadır. Sizden Çok güzel. okuyup ilham almıştır hocam. Ha yok canım. Türkçe yayınladığım için. Bakın çok kısa bir şey okuyorum şimdi. 2005 yılında yazdığım Mor Hap. Mor Hap'ı da şu anda dünyanın her yerinde kitlesel medya tarafından oluşturulmuş illüzyon içinde yaşamayı seçenler vardır. Bunlar sanıldığı gibi tümden mavi hap yutanlar değildir. Zamanımızda mavi hap konumunda kalmak iyice zorlaşmıştır. Kitle iletişim araçları bizi yamultmuş, anlamı dönmüş de olsa belli dozda bir gerçeklikle bombalar. Bu nedenle kursaklarımızdan geçen artık mor renkli bir haptır. Yaşanan illüzyonun gerçek olmadığını, sonsuza kadar devam etmeyeceğini, dahası içinde gaddar bir gerçekliği sakladığını, barındırdığını biliriz. Ama mış gibi yaparız. Bir sabah mış gibi gerçekliğine uyanacağımızı hayal eder dururuz. Cypherlık yaparak gerçeği görmezden gelmeye çabalarız. Markalı giysiler, yeni arabalar, hızlı bir bilgisayarla kaçış yolunda tutunmaya çabalarız. Bu kaçış yolunu sonra yıllar sonra kaçış otobanı şeklinde 12 şeritli bir hale getireceğim. Yani kayıtlarda vardır. Sonra bir an gelir, illüzyon ve kaba gerçeklik çöker. Onların yerini alan şey acımasızca üzerimize abanır. Başta ekonomik krizler olmak üzere birçok acil sorun bize mor hap sunmak üzere sırasını beklemektedir. Yani bence mor hapın sırası fena gelmiş bugünlerde yani. Neolaşmak değil, iki hapı bir arada yutmak ama sayfırlaşmamaktır marifet olan. İnsanı kamil, mor ötesi bir mertebedir. Sayfalaşmaya doğru gidiyoruz zaten. Evet, onu zaten konuşacağız. Yani Matrix'teki kırmızı ve mavi haplara itiraz ederek bu mor hapı yazdığımda bu mor hap tezime katılan bayağı şeyleri gördüm. Kimseleri gördüm şu ana kadar. Hatta mor çakra da bilirsiniz en Evet. güçlü çakramız var. Mor oradan da bir tespisi var. Bir de mor ötesi var. Evet. Aynen öyle. Sayfırlaşmaya doğru gidiyoruz dedik ama hocam onu biraz açalım mı şimdi? Tam olarak neyi kastediyorsunuz? Tabii. Bakın şimdi mesela filmde biliyorsunuz Matrix filminde Cypher elinde bir biftek parçasıyla ben der bu kadar lezzetli çok iyi pişirilmiş olan lezzetli bir eti şu anda yiyorum ve inanılmaz zevk alıyorum. Ama aslında bunun gerçek olmadığını biliyorum. Ama bunu yemekten çok zevk alıyorum. Bunu yemekten çok zevk aldığım için aslında yemiyor bile olsam bana yiyor gibi geldiği için evet evet hapı yuttu evet. Ondan sonra ama ben bunu aslında yemiyor olsam da yemeğe benzer bir haz aldığım için bundan yemeğin ta kendisini bir haz aldığım için ben bundan çok zevk alıyorum. Ve sonra şimdi şey yapacak Mehdi bizim ne o? Mehdi malum. Mesih pardon. Hem Mehdi hem Mesih ya aslında. Bizim ne o? Mesih. Bir tane Mesih olunca bir tane Yahuda lazım. Hani İsa'yı Romalılara ihbar eden Yahuda, İsa'yı Romalılara, Hazreti İsa'yı Romalılara ihbar etti ya şimdi onun hakkında da bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi filmde Neo çakma Mesih bana sorarsanız. Şey Cypher Yahuda rolünde Ajan Smith de onu da şeytan rolüne koydular. Yani o da biraz zorlama bir şeytan oldu. Böylece hani şeye benzeyen hani dini portreyi tamamladılar. İşte Mesih var. Onu ihbar edecek Yahuda var. Bir tane de şeytan var.
Bütün kadro tamam yani. Kadro tamam. Şimdi buraya gelmişken Borges'in bir şeyi var. Öyküsü var. Müthiştir. Onun ismini yazacağım size listeye. Müthiştir. Şeyde PDF formatta bulma ihtimaliniz büyük. Diyor ki orada, çok kısa bir öyküdür ama çok güçlü, çok güçlü bir öyküdür. İnanılmaz güzel. Defalarca yani bilmiyorum 8'de 10 defa okuduğumu hatırlıyorum yani. Sayısını unuttum kaç defa. Çünkü her seferinde içeride bir şey keşfediyoruz. Her seferinde içeride bir şey keşfediyoruz. O kadar yoğundur. Ama esas ana fikri size çok kısa anlatabilirim. Diyor ki İsa her yerde insanları sağaltan, insanlara hitap eden, konuşan, gülen, insanların arasında yürümeyi seven, pazarlara giden, her tarafa yapan bir adam. Ya bu adama ihbar etmeye gerek var mı? Bu kadar ortada olan adam dağ başında bir mağarada mı saklanıyor? Yok. Ortada herkesin içinde konuşmalar yapıyor, şey yapıyor. O yüzden diyor bunu uydurdular diyor. Yani böyle bir şey yok. Yani 30 parça gümüş için işte İsa'yı şey yaptı, ele verdi. Ondan sonra da intihar eder bilirsiniz. Böyle bir şey yok diyor. Aslında diyor Yahuda esas Mesih'ti. Yani daha doğrusu şeydir, günahları yani insandan günahları alan, yani günahları yüklenen, bu olayda günahları yüklenen kimse aslında Yahuda'ydı diyor. Çünkü şöyle söylüyor. Her türlü suç insanlarca bir miktar mazur görülebilir. Mesela bir cinayette belki aşk vardır içinde. Hani biraz sevgi vardır, bir kıskançlık vardır. İnsani bir şey. Yani o şiddet, o kötülüğün içinde küçük de olsa bir insani bir şey vardır. Bir tarafta bir zaaf, bir başka bir şey. Gene böyle insani şeyler. Ama bu şekilde emanete ihanet ederek böyle birini ele verme, bunun hiçbir şeyi, insani tarafı yoktur. Affı yoktur. Çok en kötü, hiç affedilmeyecek olan suçtur. Suçların en büyüğünü üstlendi diyor. Ve aslında esas Mesih oydu şeklinde. Ama bunu kendisi söylemiyor. Birine test şeklinde yazdırtıyor. Tabii kimse adamı benim adadan yürü diyorlar falan ama bir defa düşünün bakalım, her tarafta gezen, konuşmalar yapan, insanları sağlatan bir adamın niye ihbar edeceksin ki? Nesini ihbar edeceksin? Adam zaten ortada. Evet, hani bu vesileyle biraz bir öyküye de değindik. Yani söylemek istediğim dünya ahalisini sayfırlaştırma süreci şu anda gidiyor. Yani sayfırlaştırma şu demek, siz onu Neo'yu ihbar eden, Neo'ya ihanet eden değil sayfırlaşmayı, gerçeğe, hakikate ihanet eden anlayın. Yani esas gerçeğe, daha insani olana, en insani olana, bize en çok yakışana ihanet eden insanlar yapma furyası var. Yani sayfırlaştırma makinesi ve motoru çalışıyor şu anda. Yani öyle bir şey var. Yani aslında bugüne kadar hocam bahsettiğimiz pek çok şey sayfırlaştırmanın içine giriyordu. Bir de bu süreçle tabii varılacak da nihai bir hedef var. Değil mi? Aslında evet. Yine daha önce bahsettiğimiz şeyler ama bunlar çok geniş kapsamlı olduğu için yelpazeyi sürekli açıyoruz. Gayet de esnek çünkü. Yani tabii. Sizin yine sözlüğünüzden işte dijital insanat bahçesi gibi, dijital cehennem gibi mesela. Hani bu nihai hedefi de biraz açar mısınız? Nereye varılmak isteniyor? Şimdi ilk başta söylediğim sözü bir daha hatırlatayım. Modern zamanlarda gerçek işlenmiş gıda gibi artık. O eski organik paketlenmeden önceki haline benzeyen, mesela diyelim et, haline benzeyen ete benzemez ama tadı güzel. Tadı çok tadı çok hitap edebilir. Bu tattan yararlanarak sürekli artık gerçek olmayan, gerçeği aramayan, gerçeğin ne olduğunu çoktan unutmuş, bir simülasyonun simülasyonu, simülasyonun simülasyonu şeklinde böyle bir silsile içinde kaybolmuş insanlar yaratma aşaması vardır. Hatta ben bazı laflar yazdım. Yani böyle
takip mesela şeydir. Dijital insanat bahçesi terimini biliyorsunuz. Ondan sonra Dici Cehennem 1899'u anlatırken Dici Cehennem'den bahsettik. Şimdi Dici Cehennem şöyle bir şey. Dijitaliteyi kullanarak yani deccaliyet bakın kelimeler ne kadar benziyor. Dijitaliteyi kullanarak neredeyse aynı şeyi telaffuz ediyoruz. Yani deccaliyet dijitaliteyi kullanarak Dici Cehennemler silsilesi kurabilir. Peki bunu neden yapar? Çünkü insanlara gıcık olan, insanları dünyada istemeyen birilerinin varlığı çok kesindir. Yani bu böyle şaka gibi ya böyle işte tarihte kalmış ya da efsanelerde, din kitaplarında bahsedilen ama günlük hayatta birebir karşılığı olmayan bir şey gibi değildir. Yani aslında düşünen herkes bunun bir miktar olabilir, böyle bir şey olabileceğini biliyor. Şimdi birkaç yeni terimim de var. Şimdi amaç şeydir, insanları dijital kafese koymak, böyle ruh yapılarını değiştirmek ve haritacılardan bahsettik. Ten haritalarını, ten haritalarıyla esas tenden de sıyırmak. Yani bak şöyle söyleyeyim. Mesela siz avatar diyelim bir an geldi. Çok güzel bir yakışıklı bir avatar yaptınız. İstediğiniz gibi saçını her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela bazı insanlar saçını şöyle böyle yapabilmek için ne kadar uğraşıyorlar evde, ben öyle gördüğüm için biliyorum. Bayağı çok şiddetli bir uğraşmayla bu işler oluyor. Halbuki avatarınızda o böyle istediğiniz gibi olacak. Boyunuz istediğiniz kadar olacak. Posunuz istediğiniz gibi olacak. Tam böyle hayallerinize en çok hitap eden, hatta başkalarının en çok hayran olduğu. Çünkü tıklanma, alkış, hayran bakışlar buldukça o kendini geliştirecek bir şeydi aynı zamanda. Yani bunun da bir yarışı olacak. Böyle avatarlar arası. Şimdi avatarı kendinizden hareketle yapıyorsunuz ama bu içe hem ten hem ruh, sizdeki ten ve ruh artık bu avatara hiç benzemeyen, yani daha doğrusu ten ve ruhtan hareketle kalkan şey o tene de ruha da benzemeyen bir hale dönüştüğü bir an gelecek. Aynı gerçeklikten bir zamanlar gerçeklikten hareket etmiş ama artık gerçeğe benzemeyen, gerçeklikle alakası bile kalmamış simülasyonlar silsilesinin içinde olmamız gibi. Yani bu bedenlerimizi de bir şekilde biraz sonra şey yapacak. O yüzden ten haritacıları lafını, ruh topografyası gibi laflar çıkardım yani. Bunlar bu ten haritacıları, onu biraz açarsınız birazdan ama bir de bilmiyorum değinecek miydiniz yoksa atlayacak mıydınız, hatırlatmak için söylüyorum. La rahat efit dünya. Çok iyi yani. Onu sona doğru söyleyecek, şimdi de söyleyebiliriz. Her dakika söyleyebiliriz. La rahafet bir dünya, rahmetli pederin çok sık söylediği bir laftı. Dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat yoktur anlamına gelir. Hatta bunun şeyi de şudur. Dünya rahat yeri değildir. Yani zaten dünya tarihine bakarsanız savaşlar, göçler, iklim sıkıntıları, hani daha eski zamanlarda da bir yerde kuraklık oluyor, haydi çoluk çocuk aç kalıyorsun, şey yapıyorsun ya da bir yerde bir şey olmuş, birileri senin arazine, senin olduğun yere geliyor, senin elinden yiyeceğini, içeceğini falan alıyor ya da sen mecbur gidip bir yerde hayat kurmak zorunda kalıyorsun. Bu bir tanesi. Meteoroidler çarpıyor, geçenlerde konuştuk, yani meteorlar çarpıyor, dünya manyetik takla atıyor. Sel felaketleri, arkadan buzul çağları geliyor. Bir buzul çağı diğer buzul çağını 50 bin yıl falan sürüyor yani. Ondan sonra o buzul çağı bitiyor. İşte şimdi ısınıyoruz diyoruz. Halbuki bana sorarsanız mini buzul çağına doğru gidiyoruz. Ondan sonra yani söylemek istediğim hareket, bütün bunlar yetmiyormuş gibi nükleer silahlarla doldurulmuş, ondan sonra laboratuvarlarda üretilmiş virüslerle böyle yüklenmiş bir dünya ve tansiyonu her dakika kasıtlı olarak yükseltilen bir dünyada yaşıyoruz. Yani hakikaten
yorumu şeydir o Lara Habertefi dünyanın. Yani rahat dünyada yoktur. Yani dünya rahat için geldiğiniz bir yer değildir. Halbuki dünyayı bayağı rahat bir yer yapabiliriz, değil mi? Yani biz buna inananlardanız. Orada Evet. zihnimiz gidiyor aslında rahatlıkta zaten hocam. Rahat battı derler diyorsun sen. Hani rahat batar insanlar. Öyle öyle bir yerden sonra değil mi? Evet. Şimdi yani çöl dedik, vaha dediniz mutlaka çöl varsa vaha vardır. Hani bulut da olmalı demiştiniz bir yerde. Çöl varsa hocam ama bu bulut nasıl olmalı? Yani ya da neye yol açabilir bulut? Evet. Nasıl Şimdi bir bulut yani bu? onu anlatayım. Ama anlatmadan önce bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de aydın ve münevverler arasındaki uçurumun farkların en önde gelen ikisi dil ve dindir. Yani Hocam ne aydın ve münevverler ne? aydın ve münevverler arasında çok fark vardır Türkiye'de. Yani ben kategori olarak öyle söylüyorum. Bir grup aydın, bir grup münevver. Aydın da münevver arasında çok fark vardır. Bu farkın en başta gelen yani hangi alanlarda fark vardır diye sorarsanız. Mesela güzel anlatayım ne dediğimi. Mesela ikisi de mühendisse kendi işlerini güzel yapabilirler. İkisinin zekası aynı derece zeka olabilir. Yani zekalarına, iş kapasitelerine, hobilerine bir lafımız yok. Ama formasyona kastediyoruz. Formasyona. Yani formasyon icabı. Ya aydınsın ya münevversin. Şimdi aydınla münevver arasındaki dil ve dindir en büyük uçurum. Şimdi din uçurumu şöyle bir şeydir. Bakın ben böyle 20 yaşı sonlarında şimdi Hollandacayı da öğrenmeye çalışıyorum. Bu arada sinemalarda böyle bütün gücümle filmleri anlamadığım yerler beni çok rahatsız ediyor. Böyle videolardan kiralayıp tekrar sahneleri gene anlamıyorum. Mesela 5 defa seyrettim anlamadığım sahneler var. Yani dili çözemiyoruz ya da başka bir şeyi Oluyor bazen öyle. ya da kültürün yetmiyor. Yani kafam basmıyor bir şekilde yani. Öyle şeyleri de yaşarken bunlarla boğuşurken bir şeyi fark ettim. Eğer dedim bende din bilgisi olmazsa ben bu Batı'da yapılmış filmlerin hiçbirini anlayamayacağım. Çünkü her şey din referanslı. Ama her şey inanılmaz derecede din referanslı. O kadar din referanslı ki anlayamayacağım dedim. O yüzden hemen oturup elimden geldiği kadar biraz böyle ortalama bilgi edinmeye çalıştım. Dünya dinleri, en başta Müslümanlık, dünya dinleri, ama Budizm falan hepsi ne varsa yani. Böyle bir ortalama dedim biraz bilgim olsun bari. O bilgi sayesinde ortalama bilgi bile, yani bayağı hani vasat bilgi bile sinemada bir şey gördüğünüzde onun ne olduğunu anlamanıza yarıyor. Bir yerde bir laf edildiğinde tam lafın siz o metni bilmiyor bile olsanız nereden olduğunu ve neden öyle söylendiği gibi o referansları anlamaya başında böyle bize bir şey geldi içime. Ve bu sonsuz bir şeydir, mücadeledir. Yani sürekli bunu öğrenerek pekiştiriyorsunuz. Yani hayatınız boyunca bunları öğreniyorsunuz. Şimdi hepsini öğrendim mi? Yok. Yine hala not alırım. 1.000 tane not alırım işte aklımda ne kadarı kalıyorsa böyle bir mücadelesi. Şimdi çölle bulutun anlaşılması için bu girişkağı yaptım. Çünkü bakın bize gerçeğin çölüne bulut koymaya hazırlananlar var şu anda. Gerçeğin çölüne anlat simülasyon artık gerçekten kaynaklanmıyor. Hiper gerçeklik olmuş. Simülasyon olmuş. Bir daha gerçekliğe dönemezmişiz şeklinde. Baudrillard'ın söylediği gibi. Şimdi bakalım. Bir çöl başka bir şey hatırlatıyor bize. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi Hazreti Musa Mısır'dan çıktı değil mi kavmiyle? Mısır'dan çıktı ve deniz yarıldı. Oradan gittiler ve en sonunda Sina Çölü'ne geldiler. Şimdi Sina Çölü'nde 11 günde geçirebilecek çölde 40 yıl kalacaklar.
Şimdi çöl sıcak, tabii yakıcı bir şey. Yaratıcı onlara böyle üstlerine bir bulut koydu. Çölde gidenlerin üstüne bir bulut koydu. Geceleri ışık vererek yollarını gösteriyordu. Gündüzleri de onları serin tutuyordu. Bir de gökten yiyecek de geliyordu biliyorsunuz. Bıldırcın ve kudret elvası. Şimdi bu bilgilere bakın. Bıldırcın ve kudret elvası veriliyor insanlara. Tepede bir bulut var. Burada 40 yıl kalındı. O bulut bayağı onların orada yapabilmeleri için, yaşayabilmeleri için çok önemli bir işlev gördü. Hatta Hazreti Musa 40 gün kalarak Tur Dağı'na çıktığında işlerinde Samiri diye biri herkesten parça parça altınları toplayıp onları eritti ve bir buzağı altından bir buzağı yaptı. Dedi ki Hazreti demiyordur tabii ki, Musa şeyi unuttu, esas tanrıyı unuttu, bizim esas tanrımız bu buzağıdır şeklinde orada bir nifak soktu değil mi? İşleme yani bilinen şey. Çok bilim yapılmıştır, çok bahsi evet, geçmiştir. Evet. Samir'in tayfası denir. Ama bu bilgiyi tekrarlamadan şimdi bizim böyle dijitalizmdeki bulutu, dijitalizmdeki çölü anlatmak mümkün değil. Şimdi o bulut böyle çok uzun onlarla beraber olduğu için insanlar şey demeye başladılar. Hatta İsrailiyet'te vardır. İşte biz bulutta melekleri görüyorduk. Tanrı'nın yüzünü görüyorduk. Kimileri daha neler anlatıyordu. Bana gülümsedi, oradan el salladı falan şeklinde bile kendi aralarında söylemişlerdir ki artık bunun derlenmiş hali kitaplarında söyleniyor. Bakara suresi buna çok itiraz eder. Bakara suresi şöyle de okuyorum. İşlerinden bazıları da inatla hala Allah'ın ve meleklerin yoğun bulutlar arasından kendilerine gelip senin yerine söylenenleri bizzat onların anlatmalarını mı bekliyorlar? O zaman sınavlara girmenize ve gerçeğe bizzat sizin ulaşmanıza yönelik olan dünya yaşamının amacı biterdi. Ve hesap vermek üzere kıyameti beklemeden hemen Allah'ın huzurunda toplanmak zorunda kalır. Böyle bir şey yok diyor. O sadece serinlik versin, geceleri de yolu göstersin diye tahsis edildi. Öyle oradan melek gördükleri bir şey yoktu. İtiraz eder oraya bulduğun şeyine. Şimdi bu ayrıntı çok önemli. Bu yani, itiraz çok evet. önemli. Şimdi buradan hareketle artık son tezimi söyleyeceğim. Sonra üzerine hep beraber konuşalım. Sorular da olabilir. Şuraya getireyim. Tamam. Şimdi bakın. Yeni zamanda bu bilgiyi biz biliyoruz. Kur'an bunu farklı şekilde anlatır. Eski ahit farklı şekilde anlatır. Bize göre, bizimki Kur'an'a göre olan fark, Tanrı'nın, yaratıcının asla insanlara oradan melekleriyle ya da kendisi ya da sadece melekleri bile olabilir, görünmesi gibi bir yakınlık, bir temas söz konusu değildir. Fakat onlar bunun böyle olduğunu varsaymışlardır. Hatta vehmetmişlerdir diyelim. Şimdi bu zamana bakalım. Dijitalizmin göbeğine doğru hareketteyiz değil mi? Yolculuk dijitalizmin göbeğine doğru. Biraz sonra avatarlarla, metaversal alemlerle, artık metaverse itiraz var biliyorsunuz. Multiverse deyin, metaverse demeyin. Hepimizin metaverse kimsenin malı değildir. Multiverse olmalı diye bir akım var. Daha önce biz metaverse diyelim, en çok bilineni o, ama biraz sonra multiverse demeye başlayacağız. Şimdi metaverse'lerle bir alemlere falan girdik diyelim. Avatarlarımız da var. Böyle artık şeyi başka türlü yaşıyoruz. Şimdi gerçeğin çölünün tam has çölünde olacağız değil mi o zaman? En has çölde olacağız. Peki bulut deyince aklınıza başka ne geliyor?
bilişim diliyle baktığınızda serverlar geliyor. Hayır, serverlar geliyor değil mi? Bir sürü server bulut hizmeti veriyor ve bilgi orada asla kaybolmuyor. Evet. Şimdi çöl var metaversal alemde. Simülasyonun. Bulut var. Serverlar bir server grubu şeklinde. O zaman bulutta neleri görebiliriz hayal edin. Yani buluttan size melekler mi sallar? Ben Mehdi'yim, Mesih'im mi der? Ondan sonra neler der? Neleri göreceğiz? Çünkü insanların şimdi kültürde o Sina çölü deneyimi bütün dünyada sayısız şekilde edebiyatta, sayısız şekilde filmlerde kullanılmıştır. En ilişkisiz bir filmde dahi bir yerde lafı geçer. Her yerde, her an söylenen ve böyle ne diyelim artık bütün dünyanın böyle toplu bilinci olmuş böyle bir metafordur. Şimdi o metaforu hiç bozmadan... Tolkien'de de. Değil mi? Çölü çöle dijitalizmin yaptığı çöle serverlarla gene teknolojiyle bulut yaparak insanları çölde tutmaya devam edecekleri bir zaman gelebilir ve o çölden çıkamayabiliriz. 40 yıl 11 günde geçebilecekleri çölde 40 yıl kalındı. Belki bizi de çok kısa bir sürede sıyrılabileceğimiz problemlerden, çok kısa bir sürede kafamızı kullanarak çıkabileceğimiz sıkıntılı hallerden sıyrılamayıp çok uzun bir süre gerçeği çölünde misafir etmeye hazırlanan çok gelişmiş makineler, böyle bir server yanları, o bilinç altındaki çöl, Musa, Samiri, o bilgiyi de böyle harekete geçirerek, güzel güzel işleyerek bize böyle bir espri yapma hazırlanıyordur. Yani öyle bir tahayyül ettim. Mesela bakın bir filmden örnek veririz. Bu süredir lafını etmedik. 13. Kat filmi vardır değil mi? The 13th Floor. Orada... Hocam bence bu konudaki en iyi örneklerin başında geliyor. Yani ilk sırada o bence. Çünkü ilk sırada gelmesinin nedeni birincisi 13. kat boşuna 13. kat değil. O, yani 11. kat da diyebilirdi. 11'e de çok düşkünlerdir bilirsin. 9. kat da olabilirdi. 6. kat da diğer kat da olabilirdi. 13 demede de orada bir espri var yani. O da şu. Şimdi film 1999'da yapıldı. 1999'daki teknolojiyle ama biraz daha ileriki yıllardaymışlar. Film 99'da. Diyelim adamlar 2000 şu andaki yıllardalar. 1939'da geçen bir simülasyon dünyası yaratıyorlar. Hakikaten gerçeğe çok benziyor. Kendileri oraya astral bir şekilde, yani zihin kopyan gibi bir şekilde bir kopyanla oraya gittiğinde zihin kopyası, bedenen değil ama zihnen oraya gittiğinde aynı her şey, dokunduğun her şey, gerçek malzeme gibi yediğin her şey, o neyse onun lezzetinde öyle bir şey. Yani her türlü cevizi kırmak da mümkün. Şimdi metaverse yani. Bir çeşit metaverse. Fakat sonra ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Bunu yapanlar da başka birilerinin metaversiymişler. Başka i̇şte birinin kopyası. Onlar yani. Da silsile işte bakın simülasyon silsilesi. Şimdi ben de şuradan bunu söylüyorum. Ben bu film boşuna değil, 13. kat lafı boşuna değil. 13. kabileden tut. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. Eğer ortalama din bilgisi yoksa, ortalama din bilgisi dünyada neyin olduğunun anlaşılması mümkün değil. Dünyada şu anda ne oluyor, ne konuşuluyor, bu semboller ne? En alakasız filmler, kitaplar, romanlarda bile her dakika bunlarla çevrelenmiş durumdayız.
Yani orada 13. katta daha ileriki bir yılda birileri işte 30 yıl öncesinde de geçen bir simülasyon dünyası yaratıyorlar. Oradakiler de o kadar gerçek kendileri için o kadar gerçek ki onlar da 30-40 yıl önceki bir dünyanın simülasyonunu yaratıyorlar. Şimdi böyle durduğunda bir an duracaksın. Peki daha yukarı gidilebilir mi diye böyle bir netameli soru soracaksın yani. Hani 13 kat Bilirse en yukarıda ne var? 13 kat mı var yani? 3 katı görmüş vaziyetteyiz. 10 kat daha mı var %1'e yani? kadar çıkıyor mu hocam? Değil mi? Evet. Yani Yayın kaydedilecek duvardan ya da YouTube'dan. kaydedilecek tabii. Program biter bitmez. Duvarda olacak. Parantez içinde inşallah. Bak bir defa çünkü yapmayı unuttum. ama Anladım. bir defa. Evet. Şimdi Hocam, filmleri de söyleyebiliriz. Birkaç tane filmimiz var. Yarının Sınırında filmi var. Bay Hiç Kimse var. Bunların listesi verilecek size malum. yarın 13. paylaşırsın. İnşallah. Evet. Existence var. Çok önemli o da. Çünkü Evet, klasik. onun içinde şeklinde. Hocam, 99'da milenyuma girmeden yani bir yıl öncesinde dizmişler zaten bütün böyle bomba filmleri, değil mi? Tabii zaten senle birlikte Milenyum filmlerini yaptık ya. Evet. Hatta onu tekrar yakında böyle tanınmış bir ne diyelim televizyon, hani bilinen bir televizyonda tekrar Milenyum filmlerini anlatacağım inşallah nasipse bakalım. Bir de Aç Gözünü var. Sen geçenlerde onun bahsini etmiştin. Vanilla Sky'ın İspanyol versiyonu. Versiyon. Bence Hollywood yapımından çok daha iyi. Bir de Caprica diye bir dizi var ama izlensin diye tavsiye etmiyorum ama orada diğer hiçbir dizide görmediğim derecede bir simülasyon, gerçeğe çok benzeyen bir simülasyondan bahsediyor ama şu anda onun seyretmesini çok önermiyorum. Hani isteyen çok vakti olan tabii ki bakabilir. Benzeri çok az olan bir filmdi. Şimdi bakın konuyu topladık. Simülasyon dedik. Cypherlaşma dedik. Yani gönüllü kabul etme. Simülasyon olduğunu bildiğin halde kabul etme. Cypher bu. Bu Başka ne etik. yapabilirsin çünkü Evet senin? biliyorum gerçek değil. Gerçek değil. Ama tadı hoşuma gidiyor falan diye. Anlaşma yapar. Der ki ben şimdi unutayım der simülasyonda olduğumu. Çünkü simülasyon olduğunu bilince esprisi yok. Siz bana unutturun simülasyonda olduğumu. Güzel de bir hayat verin bana. Ben böyle keyfimi yapayım, büfteklerimi yiyeyim, yemeğimi yiyeyim, sağlıklı hiç yaşlanmayacağım. Yani bir süre öyle kalayım şeklinde bir anlaşma yapar. Bu anlaşma yakın gelecekte avatarları olan kimselerin de yapmaya çok teşne olacağı bir anlaşmadır. Bu Matrix filmini anlat anlat bitmez. O böyle şeydir. Bakın yeni milenyuma giriyoruz. Ayağınızı denk atın filmidir. Böyle olacak. Böyle olacak. Yakında böyle olacak filmidir o. O çok önemli filmdir. Ama sadece birincisi. Sadece birincisi. Bir de Animatrix izleyin. Matrix 2, Matrix 3, Matrix 4 işe yaramaz. Kötü film. Hatta 4 çok başarısızdı. Matrix fanleri bile beğenmedi. Falan çok kötü tepkiler aldı. Hocam filmleri bitirdik. Zaten posterde yarın vereceğiz onları. Evet. Bizim konu başlıkları ile ilgili sadece sorularınız varsa buyurun yazın. Onları cevaplayalım, değil mi hocam? Alalım soruları. Yorumlar da Bildirebilirsiniz. olabilir. Bir tane soru vardı benim aklımda kalanı söyleyeyim. Eğer gözümden kaçtıysa diğerleri beni affedin. Tekrar sorun lütfen. 13. katın 3 katını gördük. Diğer katlarda ne var demişti birisi. Ne diyelim? İzleyicimiz. Tutkulu izleyicimiz diyelim. Tamam. Şimdi zaten
ne olduğunu söylemesi gerekmiyor. Biz şeyden anlayacağız. Kolay anlaşılsın diye sayıları biraz yuvarlayacağım. 2000 yılındaki teknolojideki biri 1940'ta geçen bir simülasyon yaratıyor. Orada hayat gerçekten 1940'ta geçiyor gibi. Halbuki kendisi de 2045'teki bir medeniyette, teknolojide yaşayan insanların yarattığı teknolojiymiş. Peki, simülasyon içinde simülasyon artık gerçekten türemeyen, yani bu Baudrillard'ın tezine bakarsak, 13. kat içeride hiçbir yerde 13. kat, tamam bir espriyle söylüyor ama yan anlam var tabii. Yani bu 13 tane devam edebilir. Öbürü de başka bir şeyin simülasyonudur. Sonra o da onun simülasyonudur. En sonunda bir en üst bir şey vardır. O gerçek midir? Bilmiyoruz. Kim bilir, değil mi? Evet, aynen öyle. Başka sorusu olan ya da yorum varsa, hocam aslında yani biraz hakikati hani baktığımızda derken bir dakika kaçırmamak için hemen 1899'da kitabı ben dizide gördüm. Hemen ertesi gün evet, aldım aslında. Uyarışı. Ve onun bir filmi de varmış. Aslında kitap sadece feminizmle alakalı biraz işte genç bir kadının hayata bakış açısıyla ve yaşadıklarıyla alakalı bir kitap ama film başka. Uyanış filmi bambaşka. Tamamen 1899'a o beyinle ilgili nasıl seni aldatıyor, gördüklerin gerçek mi değil mi bununla ilgili ve biraz da hayaletlerle ilgili daha uygun bir film Uyanış. Ama orada gösterdikleri kitabı iki kere hatta gösterdiler, vurgu yaptılar. O yüzden çok merak etmiştim ama şimdi 1899'da bir sahne var. İki kadın geminin kamerasında erkek kıyafetleri deniyorlar. Aa daha rahatmış diyorlar ve diyor ki topuklu ayakkabıyı erkekler icat etmiş kadınlar kaçamasın diye diyor bir replikle. Sonra da işte kitabı iki kere vurgu yaptılar ama tamamen feminizmle, kadınlarla falan böyle kişisel gelişim çapında bir kitap aslında. Tamam ben de bir şey söyleyeceğim 1899'da. Ayrıca 1899'da Beyza Hakan'ın YouTube kanalında benim 1899 çözümlememi bulabilirsiniz. Ama burada bir parçasını söyleyeyim. Hatta oraya birkaç kişi de Sadık Yemni hiç anlamamış, bu filmi hiç anlamamış yazdı. Çok hoşuma gitti öyle bir şey. 1899'a döneceğim ama Koray Kavala şey yapalım. Evet, Koray Kavala kardeşimize. Çünkü Alice in Borderland, Alice in Borderland dedi. Bir de siz bir yerin bir gerçek kapısının ya da gerçeklerden birinin kapısının bekçisi misiniz dedi. Öyle bir şey sıfatım yok. Olsam da bilemezdim. Herhalde bilmezdim. Şimdi yalnız aklıma şey geldi. Kafka'nın kapıcı kapıda şeyi vardır. Bir kapıda böyle duruyordu. Kapıda böyle heybetli bir kapıcı vardır. O böyle kenarda duruyordur. Burası seni bırakmam der. Oraya bir yatak serer. Yazık orada yatar. Kapıcı der ki bak eğer böyle çok sert davranırsan, bir hamle yaparsan belki benden geçmeyi başarabilirsin. Hı. Ama arkada bir kapı daha var. Orada benden daha iri bir kapıcı var. Oraya da geçtin diyelim. Onun arkasında bir kapı daha var. Onun arkasında daha da iri bir kapıcı var. Der. O da ne yapsın yazık. O kapının eşiğinde yaşlanır ve ölür. Halbuki bu kapıcı yok deseydi kapıların hepsi yok olacaktı. Kapıcıyı kendisi kabul etmişti. Kafka'ya has bir şeydi. Koray Kaval Bey'e böyle Kafka'yla cevap veriyorum yani. Alice in Borderland'da yani Alice Harikalar diğerinde olmazsa olmazı mesela Wake Up romanını koymuşlar. 1011 numaralı o da koymuşlar 1899'da. Şimdi Wake Up'ı nerede gördük? Matrix'te. 1011 hem 1001 hem 11 hem 101. 101'i nerede gördük?
1984'te işkence odasında, Winston'ın işkence edildiği odada, Sevgi Bakanlığı'nın odasıdır. Sevgi Bakanlığı'nın odasında işkence edildiği yerde Binbir Gece Masalları 11 Tanrı'dan bile üstün esas güç anlamına, ya aynı semboller Matrix'teki sembollerin Matrix'te yani, Neo hacker'dır ya, birisi gelir ondan böyle hacker malzemesi alma, kapıda numarasını görürsün kaldığı dairenin, 101'dir. Yani 1899'da kapı numaralarına inanılmaz vurgu vardı. Yani her bölümde 1000 defa gösteriyor. 1000 defa. Çok tabii fazla. Bir de hocam bu Alice in Borderland'de ilgili şunu söyleyeyim, belirteyim. İlk sezon çok beğenmiştim. İkinci sezon ne zaman gelecek diye böyle dört gözle bekledim. Geldi, izledim ve ikinci sezonu hiç beğenmedim. Yani çok hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı oldu. Birin devamı gibi. Evet, devamı gibi. Çok güzel mesajlar da var. Ama genelde bildiğimiz falan böyle farklı yürüdü. Biraz hayal kırıklığı oldu yani. Birisi Tenet'i sordu. Tenet'i ayrıca konuşalım, zaman konusunu işlerken. Yani zamanda yolculuk olduğunda, yani zamanda yolculuk bu şekilde mi? Yani bu şekilde orada anlatılan gibi olduğunda mesela 3-4 örnek öykü ve film örneğiyle insan zihninin zaman geçişi üzerine maksimum bir kavradığı bir şey vardı. Daha üstü şimdilik yoktur. Yani sinemada görebildiğimiz bu kadardır. Onu böyle diğer örneklerle birlikte Tenet sözümüz olsun. İki defa seyrettim. Tenet gerçekten aynı şey gibi, yani Inception gibi, Memento gibi, değil mi? O filmlerde olduğu gibi zihin yakan sahnelerle. Simülasyon kanıtı nedir? Kanıtlanabilir mi? Şimdi bakın. Simülasyonun kanıtı için bir bilim adamı dedi ki, ya biraz para toplayalım. Biraz bana işte şu kadar para verin, ben bir deney yapayım. Böylece o deneyin sonucunda bizim simülasyon, bu buradaki simülasyonun, yani bu hayat, yani dünyayı kastediyor. Simülasyonun bir şey noktasını bulalım. Bak şu noktadan hareketle, ya da bilimsel kanıt ortaya koyayım şeklinde çok yeni bir esprisi vardı. Bekleyelim bakalım oradan ne çıkacak. Siz de araştırın. Bu söylediklerimi yazarsanız, adamın ismini hatırlamıyorum. Ama bulursam bir yerde lafını söylerim. Şeye de koyarım. Para simülasyonu kanıtına koyarım. Ama birisi bilimsel kanıtı ben sunayım, şu kadar para lazım diye söyledi. Para da milyonlar değil. 46 bin dolar mıydı? 146 bin dolar mıydı? Neydi de 5 bin dolar bulabilmişti. Yani biraz komik bir tarafı var. Hem espriyle söylüyorum hem neden olmasın diyorum. Değil mi yani? Evet. Aynen öyle. Gerçeğin çölündeyiz hocam hep birlikte. Yani evet. Simülasyon üstüne simülasyon diyorlar diyelim. Ben kendi adıma hakikat tarafından bakıyorum bu işe. Evet. Simülasyon, yani kelimelere takılmamak lazım. İşte biri simülasyon der, biri metaverse der, biri bilmem ne der. Yani çok önemli değil ama hakikat penceresinden, klasik o çerçeveden baktığınızda zaten bunların hepsini görüyoruz, okuyoruz, biliyoruz. Nerede? Kur'an'dan biliyoruz, hadislerden biliyoruz. Zaten en doğru rehberlerden biliyoruz. Yani bunlar yeni çıkan teoriler değil. Bir programda söylemiştim, burada da tekrarlayayım. Dedim ki ben hakikatten türeyen, hakikatin kendisi olmayan ama hakikatten türemiş simülasyon taraftarıyım. Yani ben simülasyonu öyle anlıyorum. Ve o simülasyonun üstünde hakikat barkodu var demiştim. Çünkü uydurma simülasyonları da var ve uydurma simülasyonları sayısı çok artacak. Bu uydurma simülasyonları çok cazipleri çıkacak. Çok cazipleri. Öyle bir şey söylemiştim. Evet. Yani cennet de cehennem de bu dünyada diyenler, onları kastediyorsunuz herhalde değil mi? Aslında çok fazla var yani böyle söyleyenler.
Şimdi ama burası çok uzun uzun bir konu. Konumla ilgili bir konu, Koray evet. Bey 18 paragraflık cevabı olan sorular sormayı çok sever. Ama çok güzel sorular sorar. Evet. Onu belki ayrı konu gibi işlemek lazım. Yani Aslında ben şunu kastettim hocam. Yani bazen bu hani biraz komplike geliyor, biraz karışık geliyor ya. Hepimize öyle. İşte simülasyon içinde simülasyon ya da başka bir şeyden bahsederken hani ya nasıl oluyor şöyle zihin beyindi, gerçekte hakikatte falan derken aslında çok da kafamızı karıştırmamak lazım yani. Ya bakın en doğru olan rehbere, bakın en doğruyu bulmak da çok zor bu zamanda da. Hani biliyorsun rehberin nedir ama ona ulaşmak da çok zor yani. Elinin altında olsa bile o da bir başka bir feraset, basiret artık neyse. Yani onu erişebilirsen zaten bunun cevabını da buluyorsun. Öyle çok kafa karıştırıcı falan da değil. Yani hiçbirimiz onun ama işte şifresini tabii giderek bilmiyoruz daha ama. kafa karıştırıcı hale getirilme, işte dediğim gibi artık o bir bulut vardı, onun yerine serverlardan olan bulut alacak. Eskiden bayağı kumdan, en çok kumdan oluşan bir çöl parçası vardı, onun yerine şey alacak, gene simülasyon olacak. Şimdi uyanış nasıl gerçekleşir? Öyle uyanışı bir cümleyle, iki cümleyle nasıl gerçekleşir söylenmez, ama o dizide wake up, mesela aynı şekilde şeyde de wake up vardır. 1899'da da. Matrix'te de vardır. Wake up der. Yani uyan. Aynı Matrix'in bütün şeylerini, çünkü orada çok çalışmıştır. Orada çok çalışan bir sembolik, çok çalışan bir şey, retorik ve sembolik vardır. Onu 1899 birinci bölümde bayağı kullanmıştır yani. Tepe tepe kullanmıştır. Ayrıca bu kimsenin malı da değildir. Yani kopya çekilmiştir anlamına söylemiyorum. Ama onu kullanmakta şey görmüştür, yarar görmüştür. Çünkü o vasıtayla insanlara sesleniyor. İnsanlar o sayede şeyi anlıyorlar. Ha bak, bununla bu söylenmek istiyor, bununla bu söylenmek istiyor. Bir yere tutunuyorlar ve dokunuyorlar. İşte simülasyonun böyle dokunulabilecek duvarı varsa, belki bir tane duvarından böyle bahsediyoruz. Sürekli kabus gören çözümlenemezse uyandığında huzurlu olabilir mi? Aslında biz eşyalarla ilgili bir program yapmıştık bir iki hafta önce. Evet. Posterlerimiz de var duvarda, kayıtlarda duruyor. Özellikle Lucid Dream ve benzeri konuşmuştuk. Şimdi eğer kabus, yani ne ka ekmek o ka köfte sözüyle cevap vereyim. Eğer kabus iç çatışmaların, vicdan yükünün, iç çatışmaların, endişelerin, korkuların çözümlenmemiş arızalı meselelerin şeyi değilse, sonucunda ortaya geliyorsa, uyanışta da huzur olmaz. Ama bu böyle kabus daha başka, böyle bir endişe, içeride patlayan herhangi bir şeyse, uyandığınızda biraz kalbiniz atar. Ben öyle hatırlıyorum. Böyle kalbim deli gibi atarak terlemiş bir şekilde uyandığımı, ama ondan sonra 2 dakika sonra, daha geçmeden tabii, yok, bütün gün daha hareket edip uykuya daldığımı da hatırlıyorum. Sabaha da çok az şey hatırladığım zamanları da biliyorum. Ben hiç huzuruma, keyfime de fazla etki etmeyen kabusları biliyorum. Yani kabuslar da çeşit çeşit, ama esas kabusa neden olan şey, eğer sizin günlük hayatınızdan birebir kaynaklanıyorsa, o zaman sizi gündüz de takip edecek demek. Yani böyle cevap vereyim. Evet. Başka soru var mı? Şimdi Ufak ufak bitiriyoruz çünkü evet, artık. kapatıyoruz. İlerleyelim mi hocam? Tabii. Ya da zaten kaydı birazdan Tabii. paylaşacağız hocanın duvarında. Varsa ekstra bir şey onun altına da yine yazabilirsiniz. Değil mi hocam? Evet. Cevaplarsınız veya haftaya bakarız. Tamamdır. O zaman kapatıyoruz. Herkese tekrar iyi yıllar, hayırlı yıllar.
Yeni yılda sağlık, sıhhat, afiyet en önce. Evet. Vakit ve nakit bereketi diliyorum. Bir de böyle espriyle de söyleyelim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Burada küçük samimi bir grup olarak gerçeğin çölünü konuştuk. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. İyi geceler, çok selamlar. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Herkese çok teşekkürler. Tekrardan yeni yılda hem bedenen hem zihnen bol şifalı bir yıl diliyorum ben de herkese. Çok i̇nşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, Neuromancer'ı tekrar konuşuruz. Çünkü periferalin yazarıdır aynı zamanda. O ikisini beraber konuş. Arada bayağı bir 30 sene falan var. İyi geceler, iyi geceler tekrar. İyi geceler.